4 matematik, 5 fizik öğretmeni arasından 3 kişilik komisyon seçilecek. En az bir matematikçinin bulunduğu bir komisyon kaç farklı şekilde seçilebilir? Eğer en az bir diyorsa, ikinci yol olarak tüm durumdan istenmeyen durumu çıkartarak sonuca ulaşabiliriz. Mesela tüm durum ne? Toplam 9 öğretmen var. 9'un üçlüsü. İstenmeyen durum ne? En az bir matematikçi. Yani hiç matematikçi olmayacak. Üçünde bitsem fizikçiden seçelim istenmeyen durum. 5'in üçlüsü. Bunu çözelim. 9, 8, 7, 1, 2, 3. 3 kalır, 4 kalır. 7, 7 kere 4, 28, 28 çarpı 3. 24 elde var. 2, 84. Eksi 5'in üçlüsü, 5'in ikilisi demek zaten. 1, 2, 10 olur. Cevabımız ne oldu? 74. Yani 25'in de cevabı adına doğru. Şimdi diğer yoldan yapalım. En az bir matematikçi demek, en çok 2, en çok 3 matematikçi demek. Zaten 3 kişilik komisyon. Şimdi en az bir matematikçi seçelim. 4 matematik öğretmeni var. 4'ün birlisi çarpı. Geriye kalan 2'yi de fizikçiden seçeceğiz demek ki. Artı 4'ün ikilisi 2 matematikçi seçtik çarpı. Geriye kalan bir taneyi fizikçiden artı 4'ün üçlüsü çarpı geriye kalan bir tane 0 taneyi de fizikçiden. Şimdi bunu çözümleyelim. Bu 4 olur. Bu da 10 olur. 10 çarpı 4'ten ne oluyor? 40 oluyor. Artı 4'ün ikilisi kaçtır? 6. Bu da 5. 6 kere 5 30. Artı 5'in üçlüsü nedir? 10'dur. 10 çarpı 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşit. O da 10'dur. 10 çarpı 5'in sıfırlısı 1'dir. 10'dur. Ne oldu? Bir yerde hata mı yaptık? 4 çarpı 3 1 çarpı 2 6 6 kere 5 tamam. 40, 70, 80 oldu. Cevaba ulaşamadık. Acaba nerede hata yapıyoruz burada? İkinci yolu yaparken. Şurada hata yaptık. 5'in üçlüsü demişim. 4'ün üçlüsü diyeceğim. 4 matematik öğretmeni var ya. 4'ün üçlüsü nedir? 4'tür. 5'in sıfırlısı 1'dir zaten 4. Ne oldu? 74 oldu. Yani aynı sonuca ulaştık yine değil mi? Bir okulda 7 seçmeli dersten 2 tanesi aynı saatte okutulmaktadır. Şimdi 5 tane ders normal, ben farklı saatlerde. Ama 2 tane dersimiz aynı saatte okutulmak mı dermiş. 3 ders seçmek isteyen bir öğrenci kaç değişik biçimde seçim yapar? Şimdi birinci durum olarak mesela buradan bir ders seçer. Bu ikisinin birinden, yani ikinin birinden bir ders seçti. Geriye kalan 2 derste de 3, 4, 5 tane, 5 tane dersten seçti. Artı. Sonra buradan mesela 0 hiç ders seçmeyebilir. Çarpı bu 5 tane dersten 3 dersi de buradan seçebilir. Şimdi bu nedir? 2'dir. Bu nedir? 10'dur. Artı bu nedir? 1'dir. Bu nedir? 10'dur. 20 artı 10'dan 30 oldu. Yani 26 Ceyhan. Bakıyorum doğru. 7 değişik televizyon programının 3 tanesi aynı saatte yayınlanıyor. 3 tanesi aynı saatte. Geriye kalan 4'ü de farklı saatlerde. 3 programa bakmak isteyen bir kişi seçimi kaç farklı şekilde yapılır? Şimdi birinci olarak bu 3 taneden bir tane seçebilir. Çünkü neden? Aynı saatte yayınlanıyor. Geriye kalan 4 taneden de toplam 3 programa bakmak istediği için 2 tane seçmeli. Artı. Sonra buradan hiç seçmeyebilir mesela. Hepsini bu 4'ün 4 farklı saatte yayınlanandan seçer. 4'ün üçlüsü. 3 çarpı 4'ün ikilisi ne yapar? 6 yapar. Artı 3'ün sıfırlısı 1. 4'ün üçlüsü de 4. 4'ün üçlüsü de 4'ün birleşiminde de eşittir. O da 4 eder. 18 artı 4'ten 22 olur. Yani 27 Denizli. Aralarında bir kitap, bir kaleminde bulunduğu 10 farklı eşya arasından 5 tanesi hediye paketi yapılacaktır. Aralarında bir kitap, bir de kalem bulunacak, tamam mı? 10 farklı eşya, geriye 8 farklı eşya kaldı. 5 tanesi hediye paketi yapılacaktır. Kitap ve kalem bulunduğu kaç farklı hediye paketi yapılabilir? Yani kitap ve kalem kesinlikle bulunacak. 5, bu 5 paketten
Öyleyse 5 tane hediye paketi yapılacaktır. Kaç fark edebilir? Geriye kalan 3 tanesi de bu hediye paketin içerisinden buradan seçilecek. Yani 8'in üçlüsünden. 8, 7, 6, 1, 2, 3, 8 kere 7, 56. Yani 28 hediyelerine bakıyorum. Doğru. 5 erkek ve 6 kadın arasından 4 kişilik bir ekip oluşturulacaktır. Kaç farklı şekilde ekip oluşturulur? Toplam 11 kişi var. Bir şart koymamış. 11'in 4'üsü 11, 10, 9, 8. 1, 2, 3, 4, 4 kere 2, 8. Bu 3, 30 çarpı 11. Ne oldu? 330. Yani 29 adını. Doğru. 5 erkek 6 kadın arasından 4 kişilik ekip kurulacak. Ekipte hiç kadın bulunmamak koşuluyla. Hiç kadın bulunmayacak. Kaç farklı şekilde seçebilir? Direkt 5'in 400 değeriz. Bu da 5'e eşittir zaten 30 bursa. 5 erkek 6 kadın arasından 4 kişilik bir ekip kurulacak. Seçilen kişilerden ikisi erkek olmak koşuluyla 4 kişilik grup, geriye kalan 6 kişiden ikisi böyle olacak. Kaç farklı şekilde ekip kurulabilir? Burası 10 çarpı, burası 6 çarpı 5, 1 çarpı 2, 3, 15, 10 çarpı 15'ten 150, yani 31 bursa. Yani Denizli doğru. 5 erkek 6 kadın arasından 4 kişilik bir ekip kurulacaktır. Seçilen ekipten en az ikisi kadın. En az ikisi kadın olmak şartıyla kaç farklı şekilde ekip kurulabilir? En az ikisi kadın diyorsa 3'ü de kadın olabilir. 4 kişilik ekip 4'ü de kadın olabilir. Çünkü 4 kişilik ekip diyor zaten. İkisi kadın olsun 6'nın ikilisi. Geriye kalan 2 kişi de erkekten seçeriz o zaman. Artı 3'ü kadın olsun 6'nın üçlüsü. Geriye kalan bir kişiyi erkekten seçeriz. 4'ü kadın olsun 6'nın dördüsü. Geriye kalan 0 tane erkekten seçeriz. Şimdi bunu çözelim. 6'nın ikilisi 6 çarpı 5. 1 çarpı 2'den 15. 5'in ikilisi zaten 10'a eşit. Artı 6'nın üçlüsü 6, 5, 4, 1, 2, 3, 20 çarpı 5 artı 6'nın 400'ü 6'nın ikilisi eşit zaten burası 15. 5'in sıfırlısı da 1'dir. Burası 150, burası 100, burası da 15. 250, 15'te 165, 32 Denizli yani. Bakıyorum doğru. 5 erkek 6 kadın arasından 4 kişilik bir ekip kurulacaktır. En az bir tane erkek ve en az bir tane kadın olmak şartıyla kaç farklı şekilde ekip kurulabilir? Bakın en az bir tane dediği durumlar ne yapıyorduk? Tüm durumdan istenmeyen durum. Şimdi öncelikle şu kısmı önce tüm durum istenmeyen durum, sonra diğer kısmı tüm durum istenmeyen durum yaparım. Toplam 11 kişi var değil mi? 11'in 4'lüsü tüm durum eksi. En az bir tane erkek demek hiç erkek olması demek, olmaması demek. Yani istenmeyen durum 6'nın 4'lüsü kadın. En az bir tane kadın demek hepsi erkek, tam tersi durum istenmeyen hepsi erkek demek. Yani 4 kişilik durum. Yani hep 5'in 4'lüsü erkek seçeceğiz. Şimdi bunu bir çözelim. 11. 11'in 4'lüsü şurada çözmüştük aslında. Bakın 330 çıkmıştı. Direkt yazacağım o yüzden. 330 eksi. 6'nın 4'lüsünde şurada çözmüştük. Yine 15 çıkmıştı. 15 eksi. 5'in 4'lüsü zaten 5'e eşit. 330'dan 15 çıktı. 315. 5 daha çıktı. 310. Yani 33 bursa çıktı. Doğru. Şimdi diğer yöntemden çözecek olursak en az bir tane erkek demek. En çok en az bir tane erkek demek. Bir dakika. Mesela bir erkek 3 kadın seçebilirim. İşte 2 erkek 2 erkek 2 kadın seçebilirim. 3 erkek 1 kadın seçebilirim. Değil mi? Durumlarım bu. Şimdi bu durumları uygulayalım. Bir erkek 5'in birlisi çarpı 3 kadın 6'nın üçlüsü artı 2 erkek 5'in ikilisi çarpı 2 kadın 6'nın ikilisi artı 5 erkek 3 erkek 5'in üçlüsü çarpı 6'nın birlisi 5 çarpı 6 5 4 1 2 3 20 burası 100 oldu artı bu 6'nın ikilisi bu 5'in ikilisi nedir? 10 çarpı 6'nın ikilisinde kaç bulduk? 15 bulduk. 150 artı 5'in üçlüsü 10 çarpı 6 60. Ne oldu burada?
210, 310 oldu. Yani aynı sonuca ulaştık. Bu da ikinci yol. Bu videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere.